Herkese selamlar, bir programın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü inceleyeceğimiz program, daha doğrusu bu biraz daha web sitesi versiyonunda ama simple login olacak. Simple login keşke daha önceden keşfetseydim dediğim uygulamalardan birisi ve yaklaşık iki aydır kullanıyorum. Simple Login açık kaynaklı yine her zaman olduğu gibi bir program konseptinde yaptığı şey şu şu an ekranda da görüyorsunuz ana sayfasındayız sitelere kayıt oluyorsunuz bu sitelerden size sürekli mailler geliyor rahatsız edici e-postalar alıyorsunuz ve bu sizin için sorun olabiliyor Simple Login'in çözümü ise ve başka birçok daha şey çözüm buluyor az sonra anlatacağım ama Simple Login'in çözümü ise her hesap için farklı mailler üretebiliyorsunuz ve kayıt olduğunuzda veyahut hatta bir ma bu mail adresinizi birisine verdiğinizde bir mail attığında o mail adresine gelen mailleri sizin ana mail adresinize gönderiyor. Yani şu şu resimden de göreceğiniz üzere varsayalım ki Facebook Facebook kayıt olurken facebook@alliance.com'u kullandınız ve bunun e-mailini açtınız takdirde ana e mail adresinize bu mailleri yönlendirmiş oluyor. Az önce söylediğim gibi 2 aydır kullanıyorum. Şu an burada görüyorsunuz 9 kullandığım mail var 27 defa mail gelmiş bana aslında birçok hesabımı da simple logine geçirmek istiyorum ama yapacak fırsatım olmadı şu an her yeni hesap açtığımda mutlaka simple login kullanıyorum şimdi bunun kullanımları neler peki ben bunları da kullanabilirim birinci kullanım bence biliyorsunuz veri ihlalleri oluyor neden şifre yöneticisi kullanmalısınız videomda da bahsediyorum ya birden fazla şifre kullanmanın önemini çünkü bir veri ihlali olduğunda siz sürekli aynı şifreyi kullanıyorsanız aynı şifre kombinasyonu başka bir tabunun denenine direkt e, girilecektir ve bunun piyasası olduğundan bahsediyorum. Cidden bazı insanlar bu şekilde çalıntı hesap bula bula satarak para kazanıyorlar. Aynı olay elektronik postalar için de geçerli. Siz e, aynı elektro elektronik postayı ve aynı şifreyi kullanıyorsanız veri ilerlerine açık oluyorsunuz ve Simple Login sayesinde farklı elektronik posta adresleri kullanarak bir tane kaydı olduğunuz sitede veri ihlali olsa bile o sitede kullandığınız için o elektronik posta adresini rahatsınız. Kafanız rahat. Önemli bir şey yok. ve bu benim için bir avantaj. İkinci avantajı sizin hakkınızda veri toplamalarını engellemiş oluyorsunuz. Tüm hesaplarınıza bir elektronik posta Kullanıyorsanız, e, muhtemelen bu e, şirketler zaten birbirleriyle sürekli veriyi paylaşıyorlar böyle bir ağ içerisindeler. Sizin hangi sitelere kayıt olduğunuzu bilecektir. Hatta belki daha da fazla verinize erişebilecekler potansiyel olarak eğer ki o veriler paylaşılmışsa internette. Mesela ne yapabilirsiniz? Simple Login ile birlikte bir alışveriş için bir e, mail e, hesabı açabilirsiniz. Sadece alışverişlerinizde kullanacağınız. Tabi bu arada premium üye olursanız e, sınırsız hesap olacağından sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama muhtemelen bir tane alışveriş hesabı açmak işinizi görecektir veya da e, sosyal medya hesapları için bir tane e-mail adresi kullanabilirsiniz. Böyle böyle ayrıştırarak en azından bütün bilgilerinizin tek yerde toplanmasını engellemiş olursunuz. Dolayısıyla gizlilik açısından e, ayrı bir artı olarak düşünüyorum. Üçüncü olarak da diyelim ki bir servise kayıt olacaksınız ama emin değilsiniz. Yani mesela size mail atan servisler var ya Aposto gibi e, haberleri falan gönderiyorlar ya da bir programın gelişmelerinden haberdar olmak için kayıt olacaksınız diyelim ama emin değilsiniz. Ya nasıl gönderiyorlar iyi mi? kötü de media. Açabilirsiniz abi simple loginden bir tane e-posta verirsiniz oraya baktınız sürekli spamlıyorlar gönderiyorlar ve biliyorsunuz bazı servisler ayrılmanızı da zorlaştırıyor unsubscribe diyorsunuz hala göndermeye devam ediyor çok kötü bir şey Ka çok karşılaştım öyle bir durumda simple logine gelip direkt silersiniz De delete dersiniz ve e tamamen kurtulmuş olursunuz kökten bu açıdan da yardımcı olabilir ve son olarak aklıma gelen yine bir servise kayıt olacaksınız ama geçici olarak kayıt olacaksınız yani bir şey yap bir arkadaşa bakıp çıkacağım bir özelliğine bakıp çıkacaksınız ve hatta bir foruma kayıt olacaksınız ama bir şey indireceksiniz ve çıkacaksınız o forumda daha işiniz yok mesela bunun için kullanabilirsiniz açarsınız hemen bir e-posta adresi simple login'den daha sonrasında işinizi halledip çıkarsınız ve e-posta adresini de silersiniz rahatınıza bakarsınız burada şey diyebilirsiniz bunun için temporary mail geçici mail adresleri kullanan sistemler var zaten Google'a girip halledip çıkabilirim ama şöyle bir problem var forumlarda Amazon'da Facebook'ta bu geçici elektronik posta adresleriyle kayıt olamıyor Engelliyorlar siz diyorlar ki geçici bir e, posta servisi kullanamazsınız. Düzgün bir servis kullanın diyorlar. Simple login'de öyle bir şey yok. Simple login buna ayarlamış kendisi. İstediğiniz sitede kullanabiliyorsunuz. Engelleme yok. En azından şimdilik yok ve bunu ayarlamışlar anladığım kadarıyla. Zaten bu, muhtemelen hep bu şekilde kalacak. Çünkü insanlar Facebook'ta, Amazon'da, Twitter'da veya da farklı sitelerde kullanmak için de bu servisi kullanıyor özellikle. Bunu hep göz önünde bulundurarak devam edeceklerdir çalışmalarına. İşte bu dört nedenden dolayı bence kesinlikle kullanılması gereken bir program. Ya yani ücret kısmı aslında çok pahalı bir şey değil. Ben almıyorum çünkü ihtiyacım yok. Muhtemelen çoğunuzun da ihtiyacı olmayacak almaya. ücretsiz versiyonunda bildiğim kadarıyla size 15 taneye kadar hesap izni veriyor ve bir tane mail adresinize gönderme yapabiliyorsunuz. Yani 10 tane mail adresi belirleyip onuna da gönder diyemiyorsunuz ama premium versiyonda sınırsız e-posta adresi açabiliyorsunuz ve sınırsız e Mail kutusuna gö gönderme yapabiliyorsunuz. Almak isteyenler olursa 3 dolar ödeyerek alabilir. Ama muhtemelen çoğunuz için 15 tane adres yeterli olacaktır. Aynı zamanda tarayıcı eklentileri de var. Mesela ben şuradan göstereyim Firefox üzerinden tarayıcı eklentilerinden otomatik olarak bir e-posta adresi kuruyor. Create dediğiniz anda direkt e posta adresinizi kurmuş oluyorsunuz. iOS ve Android içinde uygulamaları mevcut. Yani mobildekilerde de gönül rahatlığıyla kullanabilir. Web tarayıcınızdan da rahat rahat kullanabilirsiniz. Simple Login'e kesinlikle bayıldığımı söyleyebilirim ve Keşke ama keşke daha önce keşfetseydim. Çünkü şu an birçok kayıt olduğum hesabı da taşımam gerekecek. Tabi hemen anında taşıma, taşıma gibi bir şey yok kafamda. Yavaş yavaş aklıma geldikçe yapıyorum ve bundan sonra kayıt olduğum bütün hesaplarımda aslında Simple Login üzerinden kayıt oluyorum. Sizin de elektronik postalar başınıza bela oluyor mu? Simple Login hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullanacak mısınız? Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.